Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün BGA ekibi olarak hazırladığımız SSO analiz serisinin bir yeni webinarında sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz Windows binary'lerinin saldırganlar tarafından kullanımı olacak. Bugün bu konudan bahsederken planımız şu şekilde olacak. Giriş kısmında İşte bu Lolbin adıyla tanımladığımız bu Windows'a ait binary'ler nedir? Nasıl tanımlanır? Bunların özellikleri nelerdir? Neden böyle bir kavram ortaya çıkmış? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra Mitre Attack Framework'ü bizim tanımladığımız, yani oradaki bir saldırganın izlediği adımlar, oradaki sürecin tanımlanması açısından taktik, teknik, procedure dediğimiz, prosedürler dediğimiz bizim bir saldırganı tanımlamak için kullanabileceğimiz parametreleri bize sunan bir framework'ten bahsedeceğiz. Bundan bahsetmemizin sebebi de lol binary'lerin, bu binary'lerin burada hangi işlemleri karşıladığı, burada hangi teknik ya da taktiğin altında tanımlandığıyla ilgili bir şeyimiz olacak. O yüzden buraya da kısaca değineceğiz. Saldırgan bakış açısıyla Windows binary'lerinden bahsedeceğiz. Yani burada bir saldırgan neden bunları tercih ediyor? Bundan bahsedeceğiz. Daha sonra da örnek kullanımların neler olduğunu, bunların birçoğuna zaten Lolbus Project var. Ondan da bahsedeceğiz. Oradan erişebilirsiniz detaylarına. Biz de burada birkaç tanesini örnek seçip bunlar üzerinden neler yapılabiliyor, bundan bahsedeceğiz. Daha sonra da APT gruplarının bunları nasıl kullandıklarından ya da daha önce kullananlar nasıl kullanmış ya da kullanabilirler. Biraz kısa olacak ama buradan bahsedeceğiz, bundan bahsedeceğiz ve sonuç olarak da biz bunları nasıl tespit edebiliriz, tespit edebilir miyiz? Tespit edebiliyorsak nasıl engelleyebiliriz? Bununla ilgili kısaca bir şeyimiz olacak. Sonunda da sorularınızı alacağız ve webinarımızı sonlandıracağız. Şimdi öncelikle Living of the Land kavramından bahsedelim. Burası bir konferansta, DerbyCon adı verilen bir konferansta böyle bir kavram ortaya atılıyor. Ve deniliyor ki işletim sistemiyle beraber, yani Windows işletim sistemini kurduğunuzda bunlarla beraber gelen binary'ler ve sistemin işleyişinde kullanılan binary'leri biz farklı bir şeyde de kullanabiliyorsak, yani ne demek bu? Kendi kullanım alanı dışında bize farklı bir avantaj sağlayan bir amaca hizmet edebiliyorsa bu binary, biz bunları lol binary'ler olarak adlandırıyoruz. Bunların tanımlanması için de bu konferanstan sonra biraz bu fikir olgunlaştıktan sonra GitHub'da Lolbus Project adında bir proje oluşturuluyor. Ve burada bu kapsama dahil edilebilen bütün binary'ler buraya aktarılıyor. Bir süre sonra diyorlar ki evet, biz buraya binary'leri ekliyoruz. Windows'un Living of the Land binary'lerini ekliyoruz ama diyelim ki .NET kuruyorsunuz, işte başka uygulamalar kuruyorsunuz Windows'a ait. Bunlar da işte kütüphaneler var, DLL'ler var. Bunların istismarını, bunların kullanımını da biz bu kapsama dahil edelim diyorlar Lolbus Project'te ve bunları da ekliyorlar. Ve bu proje bayağı bir genişliyor. Biz burada binary'ler kısmından bahsedeceğiz. Fakat oraya girdiğinizde daha kapsamlı açıklamalar bulabileceksiniz. Peki bu Lolbus'un şeyine girebilmek için, bu projeye dahil olabilmek için gereken işte binary'dir, işte library'dir, script'tir. Bunların hangi özelliklere sahip olması lazım? Bir kere diyor Microsoft tarafından imzalı olması lazım ya da işte buradan Microsoft'un sitesinden indirilebiliyor. Yani Microsoft tarafından indirilebiliyor. Yani güvenilir bir kaynaktan ben bunu indirebiliyorum Microsoft'a ait. Burada kendi şeylerinin dışında, dokümante edilmiş kullanımlarının dışında ya da onunla beraber bunu
Yani farklı bir yerde kullanabiliyorum. Bana işte şu amaçlarla kullanıyor. Ne demek için? Mesela sertifikaları güncellemek için Windows'un kendi kullandığı bir exe'si var diyelim. Bu exe'yi ben zararlı bir dosyaya indirmek için de kullanabiliyorum gibi bir durumu olsun istiyoruz. Ve bunun dışında da diyor şöyle bir şey olsun. Hani beklenmedik bir şey için kullanamıyorum bazılarını da. Bunlar da application whitelisting dediğimiz Windows'un da birazdan göreceğimiz şeyde bunların engellenmesini istediği bazı binary'ler var. O application whitelisting'leri atlatmaya yarayan, onları bir şekilde geçmeye yarayanları da biz bu kapsama dahil edebiliyoruz. Zaten bu APT gruplarının ya da red teamlerinde kullanımını iştahını kabartan şeyler bunlar. Şimdi size ilginç bir şey paylaşacağım. Burası Microsoft'un kendi resmi sitesi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir tane makale bu. Windows diyor ki benim diyor güvenlik ekiplerim ve işte security community'si diyor. Windows'un diyor işte bazı Microsoft binary'lerinin valid application'larının Defender application kontrolü yani Defender'ın uygulama kontrol yeteneklerini bypass etmek için oradaki şeyleri atlatmak için kullanıldığını tespit ettik diyor. Eğer diyor siz bunlara gerçekten ihtiyacınız yoksa bunlar Microsoft'un binary'leri ama diyor gerçekten ihtiyacınız yoksa bunları bloklayın diyor. Bunu da şu anlamda altını çizmek için söylüyorum. Hani Microsoft kendi binary'lerinin bloklanması için size öneride bulunuyor. Hani bunu da dikkate almak gerekiyor. Özellikle sistem yöneticileri ve güvenlik tarafındaki arkadaşların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Şimdi demiştik ki MITRE ATT&CK Framework'tan bahsedeceğiz. MITRE ATT&CK Framework bize bir siber saldırıyı sınıflandırmak ve bu sayede olası riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve analiz edebilmek için kullandığımız bir başucu kaynağımız. Peki bunun çıkış noktası ne? Bu da aslında Lockheed Martin tarafından ortaya atılan ne vardı? Cyber Kill Chain vardı, ölüm zinciri vardı. Orada orayı ikiye bölüp, pre atak ve atak diye ikiye bölüp buradaki işlemleri yani sisteme girdikten sonra ilk erişimi sağlamayla birlikteki süreci atak framework'ü kendisine dahil etmiş. Ne demiş? İşte ilk erişimi sağlamak işte sağlar, execution persistence kalıcılık sağlar, işte yetki yükseltir. Orada yapacağı işlemler için oradaki defans önlemlerini, güvenlik önlemlerini atlatmaya çalışır. İşte buradaki her bir adım için biz hangi binary'den, lolbin'den faydalanabiliriz? Bunların hangilerini kullanabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Bunları hem dediğim gibi LoLBAS Project'in içinde bu şekilde sınıflandırılıyor. Hem de biz şimdiki webinarımızda bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi LoLBAS'tan az önce dediğim gibi LoLBAS'ta böyle sınıflandırılıyor demiştim. Buradan baktığınızda işte her bir binary, script ya da kütüphane hangi taktik, teknik kapsamında kullanılabilir? İşte amaç ne olabilir? İşte schedule task oluşturmak için oradaki bir schedule task oluşturduğunuzda bir dosyayı işte bir zararlıyı belli periyotlarla çalıştırabilirsiniz. Ya da bir zararlıyı yine RunDLR32'yi kullanarak çalıştırabilirsiniz. İşte ADS dediğimiz Alternate Data Stream dediğimiz bu NTFS tarafında kullanılan bir yapıyı RunDLR32'yi kullanarak istismar edebilirsiniz. İşte create dump denilen create dump exe ile gidip bir şeyin işte Elsass'tır dump'ını alabilirsiniz. Bunlar bu şekilde LoLBAS projesinde şu gördüğünüz tablodaki içerikleri de kapsayacak şekilde paylaşılıyor, anlatılıyor ve örneklendiriliyor. Şimdi biz buradan birinci şeyden başlayalım. Certutil-exe. Certutil-exe'yi bu alanla uğraşan birçok arkadaş denk gelmiştir, karşılaşmıştır illaki. Hatta bununla ilgili EDR'larda özel işte lolbin kuralları dediğimiz kurallar
tetiklenmiş olabilir. Orada denk gelmiş olabilirsiniz. Normalde bu sertifika işlemleri için kullanılan bir Windows binary'si. Fakat biz bunu bir dosya indirme, sanki bir widget gibi, bir curl gibi komut satırından bir dosya indirme işlemi için kullanabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Certutil'in iki tane parametresi var. Bunlardan herhangi birisini seçebiliriz. İşte URL cache dediğimiz parametreyle de ona bir şey verdiğimizde 7-zip, işte burada örnek olarak zararsız bir şey verdik. Biz 7-zip örneğini verdik. Ama diyelim ki sizin remote'da bir tane exe'niz var. Bu exe içerisinde zararlı bir kod barındırıyor. Zararlı işlemler yapıyor. Ne yapıyor? İşte keylogger'lık yapıyor içeride. Ya da girip kullanıcının makinesinde yeni bir kullanıcı oluşturuyor. İşte o kullanıcının remote admin grubuna RDP grubuna eklenmesini vesaire, bu takım aktiviteleri yapıyor gibi gibi. Yani sizin içeriye sokmak istediğiniz zararlı bir dosyanız var. İşte zararlı bir skriptiniz var. Bunun yapılabilmesi için size diyor ki, bu sertifika yönetim aracı da olsa Windows tarafından size sunulan bir araç var. Bu aracı kullanarak siz dışarıda bir URL'e, bir dosyaya erişip, file path'ine erişip bunu indirebilirsiniz diyor. Bunun için aşağıda iki tane ekran görüntüsü var. Birincisinde sizin indirmek, burada bir tane zararlı örnek bir malware dosyasını, zararlı bir dosyayı indirmeye çalışıyoruz. Puty görünümlü. Buradan geldiğinde işte Defender diyor ki, hayır bunu indiremezsin diyor. Mesela URL cache'i kullandığında dosyayı bir şekilde yakalıyor. Fakat burada verify CTL komutunu kullanınca bu tarafa ne yapmıyor? İşte herhangi bir şekilde engel olmuyor. Bakın aşağıda da çalışmış halini, ekran görüntüsünü görebiliyoruz. Yani buradaki komutlar şunu, yani her yerde her şekilde çalışacak ve her şeyi atlatacaksınız diye bir şey yok. Ama burada atlatabilmek için elinizde daha güvenli bir araç var. Bu araçları saldırganlar kullanıyorlar. Peki biz burada, şimdi certutil özelinde konuşalım. Biz analiz tarafıyla bakalım. Şimdi saldırgan bakış açısıyla baktık. Evet, böyle bir şeyi indirmeye çalışıyor vesaire. Şimdi biz analist olarak baktığımız zaman da şunu görmemiz gerekiyor burada. Evet, certutil sertifika işlemleri için Windows tarafından kullanılan bir exe. Eğer herhangi bir şekilde certutil ile bu işlem dışında bir şey yapılıyorsa hemen ne yapıyoruz? Bayrakları kaldırıyoruz. Diyoruz ki, arkadaşlar burada illegal bir şey var. Bu işlem buraya, bu işlemi yapan kullanıcı kim? Hemen İşte bu kullanıcının diğer aktiviteleri neler? Öncesinde şüpheli bir aktivitesi var mı? İşte yetkili bir kullanıcı mı? İşte ne bileyim, bir bankanın diyelim ki işte oradaki gişesindeki bir personel, hani bankoda oturan bir personelden böyle bir hareket beklemiyoruz, değil mi? Böyle bir hareketi ben eğer o kişinin bilgisayarında görüyorsam, bu ne demektir? O bilgisayarda ters giden, çok ters giden bir şeyler var demektir. Hemen response sürecini başlatıp burada gerekli önlemleri alıyoruz. Şimdi geçelim bir sonrakine. Şimdi yine bir indirme işleminden, indirme işlemine yarayan bir lol binimizden bahsedelim. Burada yine bitsadmin dediğimiz, yine Windows'un burada background intelligent transfer denilen bir yapısında kullanılan, yani oradaki bir işlemde kullanılan bir exe'si. Biz bununla gidip bir şeyden, yine az önce gördüğümüz gibi certutil ile indirilen bir file gibi zararlı dosyayı ya da bir script dosyasını, bir bizim içeride işte saldırgan olarak girdiğimizde bize lazım olan herhangi bir aracı bitsadmin kullanarak indirebiliyoruz. Burada bizim
ne yapmamız gerekiyor analist olarak, az önce bahsettiğim gibi. Buradaki şeyde bu dosyanın işte Microsoft tarafından imzalı, Bitsadmin, legal, işte sistem 32'nin altında, her şey normal görünüyor gibi bakmayıp olaya, burada yapılan işlem ne? Yani LoLbin'lerin bu sunum boyunca da bunun altını çizeceğim. Belki sıkabilir biraz insanları. Şimdiden kusura bakmayın ama bunun tekrar tekrar altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü analist bakış açısıyla çoğu zaman bu hususlar gözden kaçırılıyor. Ne gözden kaçırılıyor? İşte dosyanın konumu normal, dosya imzalı, işte virüs totale hash'ini attım, Bitsadmin, evet doğru Bitsadmin, kendisi değiştirilmemiş vesaire denilip asıl odaklanılan hani şeyler, asıl yapılan işlemler gözden kaçırılabiliyor. O yüzden lütfen analist arkadaşlar da buradaki aktiviteyi de en az dosyaların orijinalliğini ya da işte zararlı olup olmadığını analiz ettikleri kadar detaylı analiz etsinler diyorum ve devam ediyorum. Evet, yine bir indirme işlemi için kullanılan bir Windows prosesi. CMDL32.exe. Peki normalde de indirme işlemi için kullanılan yine bir uygulama. Bu uygulama default'ta şunu yapıyor arkadaşlar. Gidip sizin cache'inize, Windows'ta işte cache klasörüne gidiyor. Burada indirmek istediğiniz dosyayı indiriyor. Şurada VPN kısmı dikkatinizi çekmiş olabilir. Burada VPN diye belirtmesinin sebebi şu. Buraya indirilen dosyalar belli bir süre sonra kendiliğinden otomatik siliniyor. O silinmeyi engellemek için şurada buradaki o temp klasörünün altında bunu silme, burayı silme diye bir komut giriyorsunuz ve VPN konfigi şeklinde şunu düzenlediğinizde saldırgan gördüğünüz gibi bakın şuralarda hiç böyle bir zararlı hiçbir şey yok. X86 yine Windows'un bir uygulaması. İşte CMDL32 zaten Windows'un uygulaması. Burada gördüğünüz şeyde hiçbir şüphe. Şuraya baktığınızda bir analist olarak düşünün. EDR ekranındasınız ve EDR ekranında sadece şunu görüyorsunuz. İşte VPN, LAN, CD, config diye bir şey var. Bu gitmiş bir yerden dosya indirmiş. Hani alarma bile dönüşmemiş olabilir bu. Sizin sistemlerinizde bu bir alarma dönüşmemiş olabilir. Baktığınızda dediğim gibi şu komut satırına bakıp herhangi bir şüpheli bir şey görmek mümkün değil. O yüzden bunun ne anlama geldiğini bilmek gerekiyor. Bunun işte o config dosyasında update URL olarak verilen URL adresindeki yere gidip buradaki temp klasörünün altına, cache klasörünün altına bu dosyayı indirdiğini, orada belirtilen URL'deki dosyayı indirdiğini bilmek gerekiyor. Çünkü eğer gidip de o config'in içine bakmazsanız ve eğer indirilen dosya sizin için bir alarm kaynağı değilse, yani işte bir yerde hash'i olan ya da endpoint protection ürününüz tarafından zararlı olduğu düşünülen bir şey değilse bunu tespit edemezsiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Yani şüpheli yani dosyanın kendisi CMDL32.exe şüpheli bir şey olmasa dahi takip edilmesi gereken binary'ler arasına ne yapıyoruz? Ekliyoruz bu dosyayı da. Evet, HH.exe bunu da birçoğumuz şeylerden kullanım kılavuzları işte help dosyaları bunların hani CHM uzantılı dosyalar aslında bunlar. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. Böyle işte eskiden yardım dosyaları olurdu. Açardık onları işte onların içinde kullanım nasıl kullanılacağı ile ilgili vesaire dokümanta şeyler olurdu. Bunun istismar edilebildiğini fark etmişler yine saldırganlar ve gidip bununla yine bir indirme işlemi yapabildiklerini fark etmişler. Ve indirince de çalışıyor. İndirdikten sonra da otomatik o kodu indirdiği şeyi çalıştırıyor. Daha sonra
Windows bununla ilgili bir güncelleme yayınladı ve şu an güncel Windows 10 sistemlerde bu şekilde çalışmıyor. Eğer lokalde bir yer veriyorsanız, yani file path'i veriyorsanız, evet file path'i açıyor, ama remote bir şey verirseniz, işte HTTPS gibi, işte ne bileyim HTTP gibi, FTP gibi bir şey verirseniz de bu taraflara gitmiyor. Artık bunu kısıtlamış, öyle söyleyeyim. Peki bu kısıtlanmış haliyle ne yapabilir HHEXE? Şunu yapabilir. Eğer siz bunun içinde şey deniyor zaten, hani sonuçta şüpheli bir olaya baktığınızda ne yapıyorsunuz? Onun parent prosesine, işte child prosesine vesairesine bakıyorsunuz. Eğer bir child proses gördüyseniz ve bunun parent'ının HHEXE olduğunu gördüyseniz, bu yine bizim beklediğimiz bir durum değil. Neden değil? Biz HHEXE ile sadece yardım dosyalarının, CHM dosyalarının açılmasını bekliyoruz. Başka bir prosesin HHEXE yardımıyla çalıştırılmasını, yani bir şeyin parent prosesi olmasını beklemiyoruz. Böyle bir şey görürsek yine alarmları çalıyoruz arkadaşlar. Evet, çok sık karşılaşılan bir yine exe, MSHTA. Burada indirmeyle ilgili şeyinden bahsedeceğim. İleride farklı kullanım alanları var, ondan da bahsedeceğim. MSHTA'yı şey olarak düşünebilirsiniz. Bir, sizin yerinize HTML application dediğimiz bu HTA uzantılı dosyaları derleyip onları çalıştıran, sizin için bu HTML application'ları çalıştıran bir exe. Peki bunu saldırganlar ne için kullanıyor? Az önce bahsettiğim gibi yine bir indirme işlemi için, bir dosyayı bu tarafa alabilmek için, kendi girdiği sistemi alabilmek için bunları kullanıyor. Şimdi indirme işlemleriyle ilgili kısmı bitirmeden şuna değinmek istiyorum. Şimdi bu kadar şeyden bahsettik. Ya tamam da neden adam girdiği bir sistemde bir dosya indirmek için bu kadar şeye katlansın? Bunların çeşitli sebepleri var. Başta application whitelisting dediğimiz, yani izin verilen uygulamalar, engellenen uygulamalar nelerdir? İşte bir browser'dan dosya indirirken yapılan kontroller, aynı şekilde bunlar tarafından indirildiğinde de yapılıyor diye bir şey yok. Mesela işte ne diyelim, Endpoint Protection ürününüzün işte Chrome üzerinde bir eklentisi var ve bu sizin indirdiğiniz şeyleri kontrol ediyor. Ya da işte diskte bir yere yazdığınızda Endpoint Protection ürününüz bunu kontrol ediyor. Hani buradaki aktiviteleri nasıl diyeyim? Windows'un o imzalı, Windows'un güvenilir dosyaları olmasından, en başta da Windows'un hani dediğim gibi 24 Eylül'de yayınladığı bir doküman da buna referans olarak gösterebilirim. Detaylarına oradan bakabilirsiniz. Yani Windows diyor ki evet benim Defender'ım var. Evet bu binary'ler de benim binary'lerim. Ama bunlar benim application whitelisting protokollerimi, kontrollerimi atlatabiliyor. Bunun altını çizeyim diyor. Biz de bu yüzden diyoruz ki bu exe'lerin, özellikle o Microsoft'un full listesini verdiği, şuradan tekrar göstereyim. Burada yine bu linke gidip, bu adrese gidip buradaki bütün uygulamalara bakabilirsiniz. Bu uygulamaların bütün aktivitelerini eğer engelleyemiyorsanız, yani sizin içeride, sizin sisteminizde bunların kullanılması gerekiyorsa, bunları mutlaka ve mutlaka özel kurallarla takip altına almanız gerekiyor. Evet, indirme işlemlerini burada sonlandıralım. Şimdi parola elde etme, parola arama ile ilgili bir komutumuz var. Aslında yani çok basit bir komut. Bildiğiniz gibi find str bir dosyanın içerisinde, bir pet'te herhangi bir işte dosyaları tek tek dolaşıp şunu yapabiliyor. İşte git bu string değeri bir yerde geçiyorsa bana bunu göster diyor. Şimdi saldırgan bakış açısıyla düşünün. Bir sisteme girdiniz ve şunu yapmak istiyorsunuz.
Bütün dosyaları gezmek istiyorsunuz. Bütün dosyaları açmak istiyorsunuz. O dosyaların içinde bir paterni arıyorsunuz. Ve o paterni ararken de sistemle karşı karşıya gelmek istemiyorsunuz. Güvenlik ürünleriyle karşı karşıya gelmek istemiyorsunuz. İşte FindSTR tam olarak böyle bir yerde imdada yetişiyor. Grup polisilerin içerisinde cPassword denilen AES Encrypted bir şey var, parametre var ve birçok polisi şu PET'i görüyorsun, Syswall Policies'in altında XML dosyalarının birçoğunda, yani birçok sistemde bunlar bulunuyor. Hala pentestlerde vesaire de karşılaşılıyor. Yani şey değil, bayağıdır var. Belki aranızda uzun süredir bu sektörde olanlar varsa hala var mı ya bunlar diyebilir. Ama hala var. O anlamda onu söyleyebilirim. Peki burası işte encrypted. Peki biz bu encryption'ı diyelim ki bulduk. Encryption'ı nasıl çözeceğiz? Onun için de yine Windows bizim imdadımıza yetişiyor. Buradaki encryption key'ini şeyden, MSDN'den bulabilirsiniz. Burada diyor ki işte bütün bu parolalar bununla enkript edilmiştir. Bu key budur. Bunu açabilirsiniz diyor. Saldırganlar da bunu kullanıyorlar. Yani burada neye gelmek istiyoruz? Analist olarak bakıyoruz şimdi. Saldırgan olarak baktık. Çok güzel saldırgan parolayı elde edebiliyor. Burada hatta ADS admin'in parolasını elde ediyor. Ama biz analist olarak böyle bir şey gördük. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki bir dakika. Evet, FindSTR. Yani sonuçta bir insan bir string'in içinde bir değer arıyor olabilir diyebiliriz. İşte PET'te bir şey yok. Şunda bir şey yok. Dosyada burada baktığınızda zararlı, hani direktmen işte malware diyeceğimiz bir şey yok değil mi? Ama buradaki aktivitenin kendisi zararlı. Biz artık bunu biliyoruz. Bununla karşılaşırsak bu hareketi yapan, bu komutu çalıştıran arkadaşın iyi niyetli birisi olmadığını artık biliyoruz. Hiçbir yerde alarm oluşmasa dahi biz threat hunting yaparken böyle bir komutun sistemde bir yerde çalışmış olduğunu gördüğümüzde hemen ne yapıyoruz? Gereken önlemleri alıyoruz. Az önce demiştim MSDN'de bunun şeyi var diye. PowerSploit'te de bunun için bir script yazmışlar. Hani gidip onunla uğraşmayayım derseniz de bu key'i verdiğinizde siz, yani şeyi verdiğinizde, oradaki encrypted değeri verdiğinizde size parolanın ne olduğunda bakın görüyorsunuz, Super Secure Password. Hani bu kadar güvenli bir parolamız var diye çok da kendini güvende hissetmemeli insanlar, parolaları nerelere yazdığımızı bilmiyorsak. Yine parola elde etme işleriyle ilgili bir aracımız Regexe. Regexe'yi hepimiz biliyoruz. Registry, bizim registry değerlerimizi gördüğümüz, hani şu an makinenizde de çalıştırabilirsiniz. Çalıştırdığınızda da size registry kayıtlarını getirecektir. Şimdi registry'deki biz ne yapıyoruz? Mimikatsı kullanıyor saldırganlar. Diyor ki işte ben SAM dump'ını almak istiyorum. İşte Elsas dump'ını almak istiyorum. Neyse. Bunun için mimikatsı kullanıyorlar. Peki ben SAM dump'ını başka şekilde alabilir miyim? İşte Windows sağ olsun bizim için bir regexe'ye böyle bir yetenek vermiş. Demiş ki git işte HKRM SAM bunun al, SAM dump'ımızı al. Temp'in altına da sam.save diye bunu kaydet demiş. Yine az önce dediğim gibi çalışan exe normal EDR'dan baktığınızda regexe işte Microsoft imzalı imzalı işte virüs totale attınız, dosya temiz, hiçbir yerde hiç kimse regexe'ye zararlı diyemez zaten. Her şey güzel. İşte temp burada kaydettiği sam.save'i aldınız, işte virüs totale attınız. Zaten o dosya da temiz. Yani baktığınızda hiçbir tehdit istihbaratı kaynağı size buradaki exe ve işte muhatap olduğunuz dosyalarla ilgili zararlı diyemez. Yok, zararlı hiçbir şey yok. Ama gördüğünüz gibi buradan sizin lokal parolalarınızın, işte LM NTH'lerinizin ne yapıldığını, dump'ının alındığını görmeniz, tespit etmeniz gerekiyor.
Evet. Şimdi VSL biliyorsunuz Windows tarafında Linux komutlarının desteklenmesi için bir yapı. VSL tarafında da hani bu yeteneklerinde istismar edilebildiği, bunların da kullanılarak sisteme bir şekilde sistemde illegal aktivitelerin yapılabildiğini biliyoruz. Bunlardan örnek verelim istedim. 5.exe yani aslında şu demek. Siz CMD üzerine ya yani komut satırı üzerinden Windows komut satırı üzerinden şey yapabiliyorsunuz. Artık Linux komutlarını çalıştırabiliyorsunuz. Git bunu 5 şelinde çalışıyormuş gibi çalıştır diyorsunuz. Buradakinde de socket yani bir aslında TCP bağlantı oluşturup nereye işte 444 4444 portundan bir PowerShell exe girdisi ve çıktısı alacak şekilde yani aslında bu tarafta düşünün ki adama bir normalde bunu neyle yapıyorduk? Metasploit ile işte MSF Venom'la bir payload bir exe derliyorduk. Bir exe oluşturuyorduk. Bu exe'yi adamın çalıştırmasını istiyorduk. O exe'yi çalıştırdığı zaman da ne yapıyordu? Biz karşı tarafta saldırgan olarak dinlediğimiz 4444 portunu reverse shell açıyordu değil mi? Ama şimdi bizim o shell'i bu tarafa atabilmemiz, kullanıcının onu çalıştırması vesairesi bir sürü işken biz kullanıcıya şu komutu çalıştırabilecek bir script, bir işte LNK dosyası, bir ne bileyim bir exe gönderdiğimizde bu exe'nin içerisine baktığınızda aslında zararlı hiçbir şey yok. Yani tek bir komut çalıştırıyor. Bunu bir script'in içine yazdınız, gönderdiniz, bir bat dosyasına yazdınız, gönderdiniz. Burada direkt bakıldığında evet burada zararlı bir şey oluyor denilecek hiçbir şey yok. Bu çalıştıktan sonra ne oluyor? Bir tane PowerShell açılıyor devamında ve bu PowerShell gidip bizim saldırganın makinesinde bir shell sağlıyor. Ne shell'i sağlıyor? PowerShell shell'i, PowerShell komutu çalıştırabileceği bir ekran sağlıyor. Evet. Yine burada saldırganın elde ettiği avantajı gördük. Peki biz burada neden şüphelenmeliyiz? Eğer işte 5 egzenin altından CMD egze çıkıyorsa, 5 egzenin altından işte PowerShell egze çıkıyorsa, bunlar uzakta yani remote bir yere connection açıyorsa, bunlarla ilgili hemen ne yapmamız gerekiyor? Şüphelenmemiz, bu olayları derinlemesine analiz etmemiz, incelememiz gerekiyor. Yine VSL üzerinden, şimdi reverse shell almadan da bahsettik. Bunun içinde kullanılabileceğinden bahsettik. Şimdi yine saldırganlar geliyorlar içeriye. İçeride dolaşıyorlar. Bir takım verileri topluyorlar. İşte topladıkları verileri bir şekilde dışarı çıkarmaları gerekiyor. Bunu yapmak için de işte VSL yine diyor ki gel diyor ya ben 5exe olarak sana yardımcı olayım. Dışarı çıkarmanı istediğim veri nedir? İşte exfil zip diye bir dosyam var benim diyor. Tamam o zaman ne yapalım diyor. Şöyle yapalım. Sen diyor bunu 5exe ile çalıştır. İşte karşı tarafta bu 80 portu dinlerken sen bunu cat ile aç bu zip dosyasını ve karşı tarafa bunun çıktısını bas diyor. Eğer Linux komutlarına aşinaysanız zaten şu komut direkt ne yapılmak istediğini gösteriyor. Şimdi burada bizim tamam attacker buradan içeriden dışarıya dosya çıkarıyor ve biz bunu şeyden ne diyelim güvenlik ürünlerimizden inceliyoruz. 5exe trafik yapmış dışarıya. Yani çok şüpheli bir hareket mi? Yani birçok kurumda değil. Bununla ilgili bilmiyorum alarmlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Birçok kurumun işte 5exe ile dışarıya file transferi oluyorsa bunu bizim için bir alarma dönüştür vesaire gibi bir şey izlendiğini düşünmüyorum. Ama gördüğünüz gibi bu takip edilmeyen yolla da bu takip edilmeyen yöntemle de saldırganlar dışarıya dosya çıkarabiliyor. EDR tarafında bunu gördüğümüzde ne dememiz gerekiyor? İşte 5 exe çalışmış tamam işte exfil zip var. Hani burada şu belki EDR tarafında dikkatimizi çekebilir. Yani her şey normal gibi görünmeyebilir. Eğer
şu file to exfil zip'in içinde ne var ya, bu nedir diye bakarsak eğer, işte o zaman burada anormal bir şey olduğunu, ya bir dakika, bu dosyanın oraya gitmesi normal mi? İyi sorgulayabilir. Böylece anormal durumları hızlıca tespit edebiliriz. Çünkü burada kullanılan, dediğim gibi, hiçbir exe, hiçbir güvenlik ürününde alarma dönüştürülmüyor. Bir tehdit olarak algılanmıyor. Evet, gelelim yine RANDLR 32 exe'ye. RANDLR 32 exe çok farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Ben burada yani hepsini anlatmaya çalışsak muhtemelen 2-3 webinar sadece RANDLR 32 için yapabiliriz. Ama biz burada şunu anlatmak istediğimiz için, bakın arkadaşlar, biz SOC analist serisini, işte SOC analist olarak sizler nelere dikkat etmelisiniz? Bir alarmı incelerken, bir olayı incelerken neleri gözden kaçırmamalısınız? Ve asıl önemli noktalar nelerdir? Bunun altını çizmek için yapıyoruz. Bu da bir örnek. Buradan da o yüzden birkaç örnek kullanacağız. RANDLR 32 çünkü saldırganlar tarafından çok çok fazla kullanılıyor. Yani PowerShell'den sonra en çok kullanılan RANDLR 32 exe diyebilirim saldırganlar tarafından. Şimdi burada RANDLR 32 ile bir JavaScript uygulamasını indirip, bakın burada ya yani aslında şunu yapıyoruz. PowerShell ile indirdiğimiz oradaki komutu bu tarafta çalıştırıyoruz. Yani şu demek, bütün komutların özetine gelecek olursak, buradaki yapılan işlemin özetine, uzak bir noktadan, yani işte IP portla verilen noktadan gidip zararlıyı indiriyoruz ve RANDLR 32 çalıştırıyor bunu. Yani siz gidip Parent'ına baktığınızda RANDLR 32 göreceksiniz. İşte RANDLR 32 bir tane PowerShell script'i çalıştırmış. İşte o da gitmiş, işte başka bir işlem yapmış vesaire vesaire. Yani Parent'a baktığınızda bunu yapan bir PowerShell script'i değil. Parent'ı diyorsunuz ki, ha, RANDLR 32 bunu yapıyorsa demek ki sistemle ilgili bir şey yapıyor yanılgısına düşmemek gerekiyor. Bunun ne yaptığını bütün elimizdeki ürünlerle, neyle, işte EDR'la, CM'le, neyse aracımız, gidip analiz etmek gerekiyor. İşte nereye bağlantı açmış? Mesela o IP port kısmına sonuçta bir network connection açıyor. Gidip hemen bakıyoruz. Diyoruz ki evet, bu bağlantı açılan yerde dosya bir script var. Evet, bu script ne iş yapıyor? Hemen bunun analizini yapıyoruz ve dönüp bu tarafta bu aktivitenin zararlı mı, yoksa sistemin gerekliliği olan bir sistemin kendi yaptığı bir aktivite mi, işte bir sistem admin'in yaptığı aktivite mi, hemen doğrulamış oluyoruz hızlıca. Evet, RANDLR 32'nin benim baya hoşuma giden bir yeteneği, ben de hani saldırgan bakış açısıyla bakınca, savunma tarafında olsanız da saldırganların böyle size neleri nasıl yapabileceğiyle ilgili örnekleri görünce şey oluyor, insan biraz aydınlanıyor. Yani bir dakika diyorsunuz, evet ben bu işi yapıyorum ama benim karşımdaki insanlar beni atlatmaya çalışıyor ve bunun içinde birçok yeni yöntem keşfediyorlar. Yani bu karşılıklı bir şey, ne denir, savaş, mücadele diyelim. Burada her zaman bir taraf diğerinin önüne geçmeye çalışıyor. Siz günceli saldırganların ne kadar işte farklı teknikler kullandığını, farklı yöntemler kullandığını, yeni olarak neleri denediğini takip edebilirseniz, o kadar onlarla aynı seviyede ya da daha önde olursunuz. Mutlaka ve mutlaka o yüzden yeni yöntemleri takip etmek gerekiyor diye buraya bir parantez açmış olayım ve kapatıp parantezi devam edeyim. Bu RANDLR 32 exe ile şunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Microsoft'un Class ID dediğimiz değerleri var. Bu Class ID'ler Microsoft'ta, yani herhangi bir değeri, bir register değeri olabilir, bu bir dosya olabilir, bir sistem objesi olabilir. Yani bu objelerin her birisinin bir ID'si var. Siz eğer bu ID değerini herhangi bir yerden çalıştırırsanız, çağırırsanız, o ID değeri nereye hit ediyorsa, yani o neyse, bir register ise mesela, o register'in datasını vesairesini
alabilirsiniz. Şimdi burada da şunu yapıyor. Bakın, Randiyeler 32 egze analist olarak bakıyoruz. EDR'da önümüze düştüğü. Şuradaki şeyi görüyorsunuz değil mi? Siyah kısımda komut satırında Randiyeler 32 egze, STA ve bir takım rakamlar işte harfler yazıyor. Yani şu komuta bakıp ya evet ya burada kesinlikle zararlı bir şey var diyecek kimse yoktur yani. Ama bu ne yapıyor? İşte burada şunu bilmeniz gerekiyor. Evet, bu bir class ID. Ben bu class ID'nin ne olduğuna bakmam gerekiyor. Yani burada zararlı, şüpheli bir şey var mı? Bakın burada ne yapmış? GitHub'daki bir repoda bir dosya peti verilmiş buraya ve bunu Randiyeler 32 ile sistem içerisinden çağırmış. O yüzden tekrar altını çiziyoruz. Biz Randiyeler 32'nin kendisiyle ilgilenmiyoruz. Ya da buradaki herhangi bir egzenin kendisiyle ilgilenmiyoruz. Neyle ilgileniyoruz? Yaptığı aktiviteyle. O aktivite kendi başına bir zararlı mı? Yani o aktivitenin kendisinin amacı kötü bir amaç mı? Bizim sistemimize zarar verebilecek bir şey mi? Yoksa normal sistemin işleyişindeki bir aktivite mi diye bunu kontrol ediyoruz. Az önce şey demiştim, yine MSHTA ile ilgili bir husustan bahsetmiştim. Bakın yine burada şu az önceki payload gibi burada bir payload'ı alıp JavaScript'te onu çalıştırıp buradaki zararlı aktivitesini gerçekleştirebiliyoruz. Evet, yine çok tespit edilmesi kolay bir şey olmayan bir husustan bahsedeceğim. Bu da yani dikkat edilmesi gereken bir husus. Burada şu komut, bakın bir tane saldırgan gidiyor. Kısaca şey olay örgüsünü anlatayım önce. Saldırgan gidiyor, bir tane domain name'in text kaydına bir komut ekliyor. İşte notepad.exe, işte powershell.exe, neyse artık bunu ekliyor oraya. Bunu oraya ekledikten sonra içeriden PowerShell ile önce NS Lookup çalıştırıyor. Diyor ki git bana text kaydını getir. Neyin? İşte benim aldığım domainin. İşte evil.com ya da işte ne bileyim yunusyalcin.com gibi bir adres. Bunun text kaydını bana getir diyor. Ve daha sonra diyor ki bu gelen text kaydını PowerShell ile çalıştır. Bakın şeyi görebiliyor musunuz? Yani atak paterninin ne kadar komplike hale gelebileceğini. Çalıştırılan egzelerde bir şey var mı? Yok. Yapılan domain, belki de bu domainde hani girin bakın sadece bir haber sitesi ya da işte bir blog sitesiyle karşılaşabilirsiniz. İşte içinde hiçbir zararlı yok, hiçbir şey yok. Ama bir tane DNS entrisinde bununla ilgili bir tane kayıt var. İşte bir text kaydı var. Bu kaydın içerisinde de zararlı bir takım aktiviteler. Belki diyelim başka bir yere reverse shell açıyor. Az önce gördüğümüz hani şurada ne vardı? Biz reverse shell açabiliyorduk. Mesela şöyle bir komutun çalıştırıldığını düşünün orada. Adam text kaydına böyle bir komut girmiş. Siz de bunu ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz ve NS Lookup'la direkt içeride çalıştırabiliyorsunuz. Ne oldu? Bütün o işte fire şeyden güvenlik ürünlerinden bunu ne yapmış oldunuz? Çok basit bir şekilde geçirmiş oldu saldırgan. Biz peki analistiz. Tamam, biz saldırgan değiliz. Biz sistemi analiz eden insanlarız. Biz şunu gördüğümüzde direkt demeliyiz ki ya biz bir dakika, bir insan neden NS Lookup'ı işte PowerShell'i NS Lookup'ın içinden çağırır işte daha sonra burada bu aktiviteyi bu şekilde yapar diye. Hemen neden? Biz çünkü normali biliyoruz. Normalde bir insan ya da bir şey işte cmd.exe'yi açar, bir IT yöneticisi, bir administrator açar, NS Lookup'la bir yere bakacaksa bakar ve daha sonra bu şeyi kapatır. Yani biz şunu beklemiyoruz: NS Lookup çalışmış, daha sonra PowerShell çalışmış, PowerShell'in altında da işte netexe çalışmış, o yeni bir kullanıcı eklemiş, işte o yeni kullanıcı gitmiş bir tane daha cmd açmış, işte Elsas'ın dump'ını almaya çalışmış vesaire vesaire. Böyle bir aktivite beklemiyoruz değil mi? Bizim beklediğimiz
CMDX'yi açan bir administrator'ın oradan ihtiyacı olan bir domain sorgusunu yapmasını bekliyoruz. Diyorum ve şimdi APT gruplarının bunu nasıl kullandığı ile ilgili kısaca bir olay özetinden bahsedeceğim. Aslında burada bu bir APT grubunun kullanımından ziyade ilk olay bu Agent Tesla dediğimiz Trojan ailesinin nasıl yayıldığından, nasıl iletildiğinden bahsedelim. Öncelikle bir sphere phishing maili geliyor. Yani bir şeye ekibe özel, hedeflenen yere özel bir link dosyası içeriyor bu. Daha sonra bu link file, az önce bahsetmiştik ya, bir HTA dosyası çalıştırıyor. Yani şuradan az önce gösterdiğimiz gibi bakın şöyle bir kod çalıştırıyor. Yani bir link dosyası var. Şöyle özetleyeyim size. Link dosyası geliyor, bu komutu çalıştırıyor. O LNK dosyası bu komutu çalıştırdıktan sonra bir PowerShell script'i çalıştırıyor. PowerShell script'i asıl zararlıyı indireceği PowerShell script'ini, o downloader dediği zararlı script'i çalıştıracağı şeyi indiriyor. O da yine bir Windows lol binary olan CMSTP'yi kullanarak user access control'ü bypass edip burada Agent Tesla'nın yükseltilmiş bir hakla, yani yetkili bir kullanıcı hakkıyla çalışmasını sağlıyor. Şimdi bakın şurada herhangi bir, yani direkt baktığınızda çalışan aracı exe'ler, yani evet şuradaki PowerShell script'i zararlı olabilir, İşte buradaki HTA kodu zararlı olabilir, ama bunları çalıştıran hiçbir uygulama şey değil, zararlı değil. İşte ne oldu? MSTA çalıştı. Ne oldu? PowerShell çalıştı. Ne oldu? CMSTP çalıştı. Bunların hepsi bizim lol binary dediğimiz binary'ler. Demek ki yine altını çiziyorum. Biz çalışan uygulamadan ziyade o uygulamanın neyi çalıştırdığı ve nasıl çalıştırdığıyla ilgileniyoruz analist olarak. Bir diğer örnekten bahsedeyim. Yine bu da Nemesis Kitten diye bir gruptan bahsediliyor. Dev 230 muydu? Tam şu an şeyini hatırlamıyorum. Ama 270. Dev 270. Zaten burada da şeyde de slide'da da eklemişim ben onu. Burada da yine Windows'un Exchange üzerindeki proxy logon gibi bir ya da ona benzeyen güncel zafiyetlerini kullanıyorlar. İlk erişimi elde ediyorlar. Daha sonra Vimic ve PowerShell ile network'te dolaşıyorlar. İşte keşfediyorlar. İçeride discovery yapıyorlar. Daha sonra bakın yine VDigest ile buradan clear text paroları işte elde ediyorlar. Elsass'ın dump'ını alıyorlar vesaire. Bu tarafta yine şey yapıyorlar. Bakın yine dediğim gibi sadece en baştaki exploit'te zararlı bir şey kullandılar. Daha sonra bütün şuradaki özellikle Defense Aviation kısmında, bu grubun en sık kullandığı şeyde Defense Aviation kısmında lolbinleri kullandılar. Ve en sonunda yine bakın Windows'un BitLocker'ı kullanıp ransom aktivitesini, yani işte biz dosyalarınızı encrypt ettik, artık bunları kullanamayacaksınız demek için de yine BitLocker'ı, Windows'un yeteneğini kullanıp sistemdeki dosyaları encrypt ediyorlar ve bununla ilgili fidye istiyorlar. Nemesis Kitten grubuyla ilgili Windows'un çok güzel bir analiz dokümanı var. Okumanızı tavsiye ederim. Süremiz bayağı azaldı. Ben sorulara da yer kalması açısından hemen sonuca bağlayayım. Biz SOC analist olarak bu kadar şeyi gördük. Evet. Ne yapacağız? Peki biz bunların üstesinden nasıl geleceğiz? Birincisi sistemimizi tanıyacağız. Biz sistemimizde neyin normal, neyin anormal olduğunu ezbere biliyor olmamız lazım. Yani bilmiyorsak bile bunu doğrulayacak mekanizmaları hızlıca işletebiliyor olmamız lazım. Ne gibi? Bir sistemde anormal bir aktivite görüyorsam benim bunu doğrulayabileceğim admin'e hızlıca ulaşabiliyor olmam lazım. O admin'le
irtibat kurup hemen işte bakın böyle böyle bir aktiviteniz var, bunu doğrulayabilir miyiz diye işletebileceğim bir süreç olması gerekiyor. Daha sonra sistemimizi izliyoruz. Sürekli 7-24 sistemlerinizi takip etmeniz gerekiyor. İşte EDR olur, XDR olur, işte CM'dir, SOAR'dır. Yani sistemi ne kadar izleyebiliyorsanız, sistemden ne kadar kayıt toplayabiliyorsanız, hepsini toplayıp bunları false pozitifleri elimine ettikten sonra izliyoruz. Sürekli takip ediyoruz. Neden izliyoruz? Çünkü her gün yeni bir tehdit, yeni bir yöntem ortaya çıkıyor. Bütün yöntemleri öncesinden bilemiyor olabiliriz. Bunun haberini alamıyor olabiliriz. Bununla ilgili bilgimiz olmayabilir. Ama sistemi takip ediyorsak eğer, normalin dışındaki bir davranışı hızlıca yakalayabilir, tespit edebiliriz. Evet, engellemeyin, izin verin. Bu kesinlikle ve kesinlikle özellikle büyük kuruluşların mottosu olması lazım. Neden? Ya bir şeyi engelleyerek önüne geçemezsiniz. Yani işte bu uygulama zararlıymış, blokladık. Bu uygulama zararlıymış, blokladık. Bu uygulama zararlıymış, blokladık değil. Bütün uygulamaları kısıtladık. İzin verilmesi gereken bir uygulama varmış, izin verdik. İzin verilmesi gereken bir uygulama varmış, izin verdik gibi gibi. Yani whitelisting, blacklisting modelinden kesinlikle whitelisting modelinin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öneriyorum. Ve analist olarak kesinlikle ve kesinlikle hiçbir imzaya aldanmıyoruz. Yani bu Microsoft imzalıymış, işte bu işte X ürünü imzalıymış, X markası imzalıymış, X ya da yayıncısı imzalıymış gibi bir şey bizi kesinlikle bir güven duygusuna, bir güven yanılgısına itmemeli diyorum. Ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sorulara bakayım. Şu an galiba sorusu olan yok gibi görünüyor. Ben de bir saniye bir daha kontrol edeyim. Evet. Tamam. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.